Pek sağ ol Alperen'den. Hepinize merhaba. İşte bugün karşınıza... Lan kafama araba lastiği mi düştü ya? Adam çok acıdı. Ne bağırıyorsun lan? Bak ben burada, ben eveyim, ben eve. Bana hiçbir şey olmaz. Sen BMW'sin ve sana hiçbir şey olmaz mı? Şimdi göreceğiz lan. Evet tek söylesi, bugün farklı farklı araba markalarının sağlamlık testini yapacağız. Bakalım en sağlam marka hangisiymiş göreceğiz. Gerçek hayatta da aynı bu şekilde arabaların sağlamlığını test eden farklı farklı yerler var. Arabaları bir yerlere çarptıra çarptıra onların sağlamlığını test ediyorlar. Ve eğer araba sağlam değilse arabayı sağlamlaştırttırıyorlar. Ve işte tek söylesi, biz bugün o şirketiz. Ve bunu yaparak arabaların sağlamlığını ölçeceğiz. Bakalım en sağlam marka hangisiymiş? Siz de bu video içinde en sağlam olduğunu düşündüğünüz markayı yoruma yazın bakalım, göreceğiz. Şimdi ilk arabamız bir tane BMW. BMW değil. Mükemmel ve aşırı sağlam BMW diyecektin galiba. Bak çok artışlık yapıyorsun. Vallahi şimdi seni çarptırınca geberirsin, görürsün. Çarptır lan hadi. Tamam lan, çarptırıyorum. Başlattım bakalım testi şimdi. Hop bizim BMW gidiyor şimdi ve ooo çarptı. Yuh, önü yok oldu, sürücü uçtu bak, geberdi şu an içinden. Yuh. Resmen eksiyonu mahvoldu bakın. Bu da içindeki insanın aldığı hasar şu anda. Kıpkırmızı vücudu, yani resmen gebermiş. 5 üzerinden 2 yıldız güvenlik puanı aldı, yani çok kötü. Hemen bu ezik BMW'yi şimdi geliştirip 5 yıldız güvenliğe çıkarmamız lazım yani. Adam bu güvenliğe ihtiyacım yok lan. Demek güvenliğe ihtiyacın yok ha. O zaman niye 2 yıldız aldın bir ezik gibi? Yani bana bir tampon tak, o düzelir. İyi bakalım şimdi o zaman işte. 1000 liramız oldu, 500 lira verip bak tampon takıyorum şu arabanın önüne. Taktım şöyle, hop. Oo bak artık önü siyahlı falan, böyle güzel bir tampon oldu. Bakalım sağlamlığı arttı mı şu anda, şimdi göreceğiz. Bir de bir tane kaput takıyorum. Kaput takma lan. Hem ihtiyacım yok. Bak geberirsin sonra. Tamam lan, tamam tak. Hadi taktım 500 lira kaput bak. Hop. Oo biraz daha böyle siyah siyah tasarımlar geldi üzerine. Çok güzel oldu şu. Hadi bakayım. Şimdi istersen arabanın ön tarafı çok daha sağlam duruyor. Bakalım ne kadar hasar alacak şimdi. Başlattım şu an testi bak. Hımm diye son hızla gidiyor ve zınk diye bir çarptı. Oo bak içeriye doğru yamuldu valla. Gene yani aşırı sağlam değil de gibi ama sağlam gibi de. 500'den 5 yıldız aldı. İşte bu güzel. Tamam sağlam olmuş aslında. Evet sonuçta sürücüye bir şey olmadı. Demek ki BMW şu anda 5'te 5 yıldızlı güvenli bir araba oldu. 3000 lira kazandık buradan. Ve şimdi bunun 1000 lirasıyla 1000 Mercedes alıyoruz. Bakalım Mercedes ne kadar güvenliymiş şimdi göreceğiz. Evet, aldık bakalım evet. Geçelim bakalım şimdi Mercedes'in sağlamlık testine. Ben Mercedes'im. Öyle BMW'ye benzemem. Bana hiçbir şey olmaz kardeş. O da artistlik yapıyordu bak. Geberdi sonra tampon falan taktım söyleyeyim. Bana bir şey olmaz. Hiçbir şey takma lan. Bak sen tam lan takmamak istiyorsun. Bakın şu anda takabileceğim bazı parçalar vardı ama takmıyorum hiçbirisini. Çünkü takma diyor yani. Lastik falan var. Bunu takmıyorum. Şimdi çıkıyoruz bakalım sürüşe ne olacak şimdi burada. Dubaların arasından geçeceğiz. Lan araba çok sallanıyor kendi kendine bak. Hop çarptı dubaya ya. Ben öncesi bir şey yapmadım. Kendi kendine böyle sağ sol sağ sol yaptı, kendisi çarptı yani. Çok dandik şu an. Araba gidemiyor yani. Nasıl ya? Gayet iyi gidiyorum bence. Lan yürü git, nereden iyi gidiyor? Çok hızlı gidiyor. Lan bak tam 4000 liraya en iyi bak. En iyisinden bir tane böyle parça takıyorum. Şu an için çok daha iyi oldu. Artık daha iyi gidersin. Bir de 500 liraya lastik takıyorum bak şöyle taktım. Hop diye lastiğin artık değişti bak. Jantlar ekstresi yıldız şeklinde oldu. İşte Mercedes'e yakışır bir yıldız. Şimdi daha iyi gideceğim. Hadi bakayım gördün şimdi. Az önce daha ikinci dubaya çarptı, gebermişti. Bakalım şimdi ne kadar gidecek. Yine bayağı sallanıyor ama biraz daha kontrollü. Hop of, son dubaya çarptı bu sefer ya. 500'den 3 yıldız aldı güvenliğe. Hala çok iyi değil. Bu sefer lastikleri de fullüyorum artık. Bakın lastikler değişecek şimdi. Taktık hop şöyle uf. Bayağı da güzel oldu ha bunlar. Mercedes BMW'den daha iyidir, anladın mı? Bak şimdi bir sürü 5'te 5 alacaksın. İyi bakalım göreceğiz. Siz de şöyle yazın bakalım yorumlara. Mercedes mi daha iyi, BMW mi? Çıkıyoruz yola şimdi. Hop hadi bakayım. Oo şu an mükemmel gidiyor bak. Sıfır sallanma. Sağa sol sağa sol. Uf kusursuz geçtik şu an. 5'te 5 güvenlik aldık mı? Vallahi aldık. Tam 10.000 lira geldi. Mükemmel. Mercedes şu an bize 10.000 lira getirdi ve şimdi şöyle yarışa katılıyoruz bakalım. Mercedes'te birinci olacak mıyız göreceğiz. Yanımızda bayağı spor arabalar var. Bak bak bak. Ben kesin birinci olacağım bu eziklerin yanında. Şunlara bak. Kim var arkadaşlar? Bakalım böyle yanında başka. Şu böyle beyaz var burada bir tane. Bu galiba arkadaşlar Porsche şu anda. Bakın evet vallahi Porsche bu. Çok benziyor tabii. Aynısı değil ama önümüzde bir tane sarı var. O da galiba Camaro. Kırmızı var. O da galiba Dodge Challenger. Ve en önde bir tane daha Porsche var. Hadi bakalım şimdi yola çıkıyoruz. Bakalım Mercedes'le bunları geçecek miyiz? Ve şimdi hop vallahi çıktık yola. Hadi Mercedes saldır oğlum. Sizi yok edeceğim. Of of çok hızlı gidiyor. Hadi bakayım. Dodge Challenger'a çarptık. Porsche'ye çarpıyoruz şu an. Hop onu da ittire ittire geçtik vallahi ve birinci Mercedes vardık vallahi. Mercedes'le şu an birinci olduk. Gerisini 5'te 5 aldı şu an. Mükemmel de gitti. Yarışta vallahi BMW olsa daha çekişmeli olurdu ha. İkisi büyük rakipler ya, o yüzden iyi olurdu. Ve şimdi 21.000 liraya buradaki Jeep'i alıyoruz. Bakalım bu Jeep ne kadar güvenli. Şimdi göreceğiz güzelliği. Jeep bakın böyle duruyor. Benden güvenli.
ilişki yok lan. Senin koskoca jeepsin. Sesin niye böyle lan? Niye varmış lan sesinde? Evet jeepim ve ben daha sağlamım. Normal arabalar çok eziktir. Bak öyle deme. Sen parça takayım kendine gel. Yoksa geberirsin. Benim ihtiyacım yok lan. Takma hiçbir şey. İyi lan tamam takmam hadi bakalım. Şu an başlatıyorum. Bakın şu çizginin üzerine gelecek bizi ve yandan çarpacaklar. Bakalım jeep sağlam mıymış? Çünkü kendisi çok sağlamım diyor. Şimdi göreceğiz. Kapılarını geliştireyim bak bari. Ya da ihtiyacım yok lan. İyi bakalım. O zaman başlasın test madem. Şimdi göreceğiz bak. Geliyor yandan hop diye. Oo, bir çarptı şu an jipe ve jip sallandı. Bayağı hasar aldı. Ve şu an içindeki yolcu kıpkırmızı oldu ekstralisi. Ama aslında taklatmadı yani. Çok da fena değildi. Bence 5 yıldız hak etti yani şu an. Nasıl 5 yıldız almadım ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Ama takıyorum parçaları o zaman. İyi lan tak hadi tak. Allah'ım billahi. Taktım bakayım şöyle 1500 liraya bundan. Bir de kapılarını bak şöyle geliştiriyorum. Hop ekstras geliştirdim ve böyle siyah siyah koruma çizgileri geldi üzerine. Ve şu an çok daha güzel duruyor. Hadi bakayım şimdi. Başlattık testi. Hop diye bir çarptı bu sefer takla attı lan daha kötü oldu. Bu daha kötü oldu ekstralisi şu an. Ama içindeki yolcu daha az hasar almış. Herhalde kapılar artık biraz daha sağlam olduğu için takla atsa bile içeriye çok fazla hasar gelmedi. Yani demek ki önemli olan şey içerideki hasar. 5 üzerinden 3 yıldız aldı güvenliğe. Bu arabanın hala biraz geliştirmesi lazım şu an. Benim ihtiyacım yok diyorum lan yok. Lan ben içindeki yolcu geberiyor ya. Lan tamam ya tamam tak. İyi hadi bak takıyorum şu kırmızı özel demirleri içine güzel. Bir de şimdi kapılarını şöyle geliştiriyorum. Hop üzerine bir tane demir geldi. Test başlasın bakalım. Bu sefer ne olacak? Takla atacak mı ekstralisi? Hop çarptı. Bence atmaması lazım. Çünkü son güvenlikte evet atmadı bu sefer ve kapılar daha sağlam olduğu için 5'te 5 alacağız herhalde. Bakayım. Vallahi aldık mı? 5'te 5 işte bu. Tam 10 bin lira kazandık ve bu jipte şu anda 5 üzerinden 5 güvenlik aldı. Gerçekten mükemmel sadık araba. Oo, bu ekstralisi bir tane Ford Mustang eski bir araba. Tam 8 bin liraya alıyoruz bunu şimdi. Bu eski Ford Mustang'i hasar testine tutacağız. Bakalım ne kadar sağlammış göreceğiz. Ne? Hasar testi mi? Lan bana fren testi denmişti. Lan fren testi mi denmişti? Ama biz arabaları parçalıyoruz. O zaman ben yapmam lan yürü git. Sen çarptıracağız. Ya bana fren testi demiştiniz. Nasıl ya? Bakayım ekstralisi önümüze. Ana vallahi insan var ha ileride. Demek ki fren testi bu ya. Pardon eski Ford Mustang fren testiymiş mi? Tamam fren testi ben karıştırmışım. He şöyle güzel. Ben çarpma testi istemiyorum ya. Senin bak frenleri geliştireyim. Sen bayağı eskisin yani şimdi. Senin frenlerin tutmaz. Yok benim frenler benim en sağlamı eski toprağım ben. İyi hadi bakayım artistlik yapıyorum madem frenini geliştirmiyorum bak bari sana kamera takalım çarpacağın kişiyi önceden gör tespit et erken fren bas. Ona da ihtiyacım yok lan yürü git. Senin şu huysuz bunlara bak ya tamam hadi çık o zaman yola madem. Ford Mustang çıktı şimdi olarak söylesi hop tam sizi geçtik. Şu anda oyun bize frene basıyor tamam hadi basıyorum bakalım tutacak mı frenler. Oo çarptık lan yolcuya vallahi geberdi şu an. Arabanın frenine gerçekten baya kötü yani eski bir arabada olduğu için frenleri hiç tutmuyor söylesi şu an çok kötü. Ne oldu lan öyle tutmadı frenler. Ya Ford Mustang ne oldu? Frenlerim çok iyi diyordun. Vallahi bak kafana şaplığa koyarım yaşta maç dinlenme. Dur evlat dur sakin ol tamam tak. Sen şöyle aferin tamam bak takıyorum bak önlere hop. Taktım ekstrası 2000 liraya şöyle sarı oldu artık frenleri. Çok daha iyi duracak. Arkalara da şöyle mavi fren takıyorum bakalım. Biraz da dandik ama olsun. Bir de üstüne böyle kamera takıyorum. Kamerayı daha çok büyütüyorum. Güzel oldu. İşte şimdi durabilirim. Çok emin olma o kadar bak çok iyi olmadı hala. Çıktı şu an yola frene bastım ekstrası. Hop gene tutmadı vallahi çarptı ya. Ama bu sefer daha iyiydi yani biraz daha yavaş çarptık. Ama güvenlik için 5 yıldız üzerinden 2 yıldız aldı. Yani çok iyi değil. Yolda bu şekilde vallahi kaza yapar. 12 bin lira kazandık ama. Şimdi bak 8 bin liraya önlere fren mi taksam ya da boş ver ya. Takmayayım. 2 bin liraya arkaya sarı fren takıyorum ekstralisi ve şimdi üstümüzdeki kamerayı büyüteceğim. Şöyle bakın tam 8 bin lira üstteki kamerayı büyüttüm dev gibi oldu. Kamera ne lan? Valla fren lazım. Ama kamera bak çok önemli. Yolcu daha erken görmem ve daha erken fren basman için. Oha o zaman güzelmiş. Dedim ben ya bak şimdi. Çık yola şöyle hop. Fren basmak ekstralisi hop. Aha tamam yani. Biraz daha yavaş çarptı. Bak yolcu mesela şu an insan yani şu an kaputun üzerine düştü öyle rahat rahat yatıyordu yani hiçbir sıkıntı yoktu. 26 bin lira geldi bu sefer 5 üzerinden 3 yıldız aldık. Önlere bu sefer kırmızı fren takıyorum en güçlüsü en büyüğü en mükemmeli. Arkaya da takıyorum bundan şu an frenler fullendi. Şimdi onlara göstereceğim bakalım. Hadi göster bakalım göreceğiz şimdi. Yola çıkıyoruz bakalım mesela şu an frenler tutacak mı. Fren bastım ve ooo çok hızlı durdu. Daha yani oradaki yaya baya uzun bir yol vardı ve çarpmadık. 5'te 5 yıldız aldı şu an. Yani kırmızı frenler mükemmel oldu vallahi. Tam 30 bin lira kazandık. Ve şimdi gerçek hayat testine geldik. Gerçek hayat benim için çocuk oyuncağı. Çünkü ben Ford Mustang. İyi bakalım göreceğiz şimdi. Bakalım frenden tutacak mı? Hop. Gazlıyoruz şu an tren giriyor. Fren bastık. Hop. Of valla durabildik ha. İşte çok korktum. Az da duramayacaktık. Bir daha göreceğiz şimdi burada ne var? Trafik var. Dur lan. Durdum çok kolay. Güzel tamam ışık yeşil oldu. Hemen gidiyoruz buradan. Bir daha fren. Oo, dur lan dur dur. Of valla zor durduk yükselesi. Çarpacağız gibi hissettim ha. Baya yakındı ve şimdi bitirdik buradaki yarışı da. 5 üzerinden 5 yıldız aldı. Evet gerçek hayat testinden şu an geçti. Mükemmel oldu frenleri. Şimdi tam 70.500
2500 liraya Camaro alacağız. Çok güzel bir spor araba, bakalım yeterince güvenli mi? Şimdi göreceğiz. Benim için bu testler çok kolay. Bak herkes bunu diyor. Bütün arabalar çok artist. Sen de artık yapma, geberirsin. Tamam ya tamam. Tak bana madem. Tamam söyle, jantlarını takıyorum madem. Hop bak jantların güzel oldu. İşte artık yok edeceğim. 500 liraya bir demir takayım sana şöyle. Güzel, tamam. Hazırsın o zaman. Evet evet hazırım. Ben Camaro. Şekilli şukullu konuşuyor ama bak güzel. En azından takabilirsin falan dedi. Çok artistlik yapmadı. O yüzden sevdim ekstra bunu şu an. Yola çıkıyoruz. Bak yine sallanıyor bu. Hop. Hadi Camaro hadi oğlum, hop bitirdin lan yarışı. Bayağı söz salandı sağ sola ama gene de bitirebildik. Lan bu ne, 2 yıldız geldi güvenli oyun. Nasıl 2 yıldız ya, sonuçta yarışı bitirdik. Ama herhalde bayağı salandığı için ekstra, o yüzden biraz daha iyi şöyle bir lastik takalım bakalım. Hop taktık valla. İşte şimdi bitireceğim işlerini. Bana bilerek düşük yıldız verdiler. Ama şimdi akıllı yani, çok fazla sağ sola böyle sallanıyorsun sürekli. Ben seni kontrol ettim, o kadar iyi. Tamam lan etme o zaman, şimdi göreceksin. Tamam lan ekstra, hiç de şu an dokunmayacağım bakalım. Testi başlatıyorum ve hiç dokunmayacağım, bakalım nasıl gidecek şu an. Hiç dokunmuyorum bakalım, işte dokunmuyorum şu an. Hop kendi kendine bak. Sağ sola gittim al gibi. Ben dokunmasam geberiyor. 500 liradan 3 yıldız aldın lastik sayesinde ama güvenliği hiç iyi değil. Evet haklıymışsın. Benim gelişti. Tamam lan hadi bak, sana kırmızı demir takıyorum şu an, artık gövden çok daha sağlam oldu. Sağ sola sallanmazsın. İşte şimdi bitti işleri. Bana dokunma gene. Tamam hadi lan dokunmuyorum. Ekstra şu an hiç dokunmayacağım bakın. Dokunmuyorum. Kendi kendine gidiyor. Dümdüz gidiyor. Bu geliştirme yaptığımız için şu an mis gibi oldu araba yani. Tam olarak 5'te 5 yıldız aldı güvenlik için. Çok güvenli şu an. Artık yarışa katılıyoruz. Oo şuna bak. Gene bir sürü ekstra spor araba var yanımızda. Bakalım yarışacak mıyız? Şimdi yola çıkıyoruz. Hadi bakayım oğlum. Hazır mısın? Hazırım. İşlerini bitireceğim. Çıktık şu an yola. Hop yarışta bak, onlar öne geçtiler ama onları geçeceğiz şu an. Yaklaşıyoruz. Hop çarptık Porsche'ye. Hadi bakayım çarptık. Of ne oluyor? Uçuyorum. Lan ne oluyor? İşte uçuyoruz. Oo uçarak birinci olduk lan. Vallahi bu Camaro mükemmel oldu ha. Uçarak 5'te 5 yıldız aldı ve şu anda resmen mükemmel güvenli bir araba olduğunu gösterdi. Çünkü yani uçtu o kadar ve yere düştü uçmasına rağmen. Ona rağmen hiç hasar yok. Araba çizilmedi bile ya. O kadar sağlam oldu yani. Gerçekten harika oldu şu an ve bize güvenliğini kanıtlamış oldu ekstralisi. Ve şimdi 22.500 lira ekstralisi oyunun başındaki BMW'yi alıyoruz. Galiba bu sefer farklı hasar testi yapacağız. Bakalım nasıl olacak şimdi. Ha geri geldim lan. Ben BMW. O Mercedes bana şekil mi yaptı? Yani biraz yaptı evet. Ben daha sağlamım falan demişti. O şimdi görür lan. Ben direkt geliştirdim. Tamam lan direkt geliştiriyorum şöyle bakayım. Tamam geliştirdim. O zaman başlatıyorum testi bak. Eminsin değil mi gebermeyeceğine? Bana bir şey olmaz lan. Ben Mercedes'ten çok daha iyiyim. Aksu ailesi. Eğer BMW daha iyi diyorsanız abone olun. Mercedes daha iyi diyorsanız like atın. Hadi bakalım göreceğiz şimdi. Hadi bakalım göreceğiz. O zaman test başlasın bakalım. BMW'nin şu an sağlamlık testi. Hop yandan çarpıyor bu sefer. Bayağı takla attı. Söylesi bu yani. Jeep bile daha az takla atmıştı. Şu an yani içindeki yolcu bayağı hasar aldı. Yarısı kırmızı yarısı sarı, çok fena. 500'den 1 yıldız aldı. Çok kötü güvenlik, çok kötü. Nasıl ya? Tamam ben kapılarımı geliştir. Ya sen bırak şimdi kapıyı. Önce bak içindeki demirleri geliştireyim. Kırmızı olsun. Çok sağlam olur. Tamam hadi onu yap. İyi bakalım yaptım şu an. Kapını da bak şöyle birazcık geliştiriyorum. Hop siyah koruma çizgisi geldi. İşte şimdi Mercedes'ten çok daha iyiyim. İyi bakalım göreceğiz. Başlasın test şimdi. Hop geliyor çarpmaya. Boom diye çarptı. Gene takla attı ama sonra biraz daha yavaş takla attı. Galiba daha sağlam gibi bakalım. 5 üzerinden kaç yıldız alacak? 5 üzerinden 3 yıldız. Fena değil şu an. Fena değil. Kapıları eğer fullersek bence takla atmaz. O zaman daha güvenli olur. Nasıl lan nasıl? Çabuk kapıları fullle. Mercedes benim gücümü görmeli. BMW çok daha iyidir. İyi bakalım şimdi göreceğiz. Kapılarını fullliyorum şöyle yükselse. Hop of kapıları şu an bayağı sağlam oldu. Yolla kalsın lan. İyi bakalım yolluyorum şu an. Gelsin bakalım test cihazı. Hop diye çarptı BMW'yi. Şu an bakalım takla atacak mı? Takla atmadı yükselesi. Bayağı sağlam oldu ha. Peşindeki yolcu şu an çok güvende. 5 üzerinden 5 yıldız aldı. Mükemmel şu an. Mükemmel. Vallahi yükselesi BMW'de 5 yıldızı aldı gene. Çok iyi oldu. Sizce yükselesi BMW mi daha sağlam? Mercedes mi? Yorumlara yazın bakalım. Bir sürü farklı arabayı çarpışma testine koyduk ve onların sağlamlıklarını gördük. Sizce yükselesi en iyi araba markası hangisi? Yoruma da yazın bakalım. Hatta bu oyunda olmayanları da yazabilirsiniz. En sevdiğiniz, en beğendiğiniz araba markasını yorumlara yazın. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan video like atmayı, abone olmayı ve yandaki zil düşen açmayı unutmayın. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip ekstra haberlerini takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.